Arkadaşlar merhaba, Gayri Resmi Hesap'tan sizlere tekrar iyi günler diliyorum. Bugün farklı bir video çekeceğiz. Geçenlerde bizim bu hesabımız üzerinden sizlere sorularınızı sorun demiştik. O sorular geldi, topladık hepsini, biriktirdik. Ve şimdi de içlerinden seçip cevaplamaya çalışacağım. Evet, sorularımız geldi. Karıştırıyoruz. Öğretmenlerin öğrencilere vurması yasak mı? Bizim öğrencim zamanında vardı. Kürsen abi, ben diyeceğim, ezber diyeceksin. Bilmiyorum. Zaten bilmiyorsun. Ama bildiğim kadarıyla son dönemde artık böyle bir şey kesinlikle yok. Tabii ki öğretmenlerin öğrencilere vurması yasak. Kenara koyuyoruz. Şöyle biraz daha karıştıralım. İbrahim Çimenci. Davul zurnalı keşkek dövme videosu atın başkanım. Bu konuda size yardımcı olabilirim. Evet, ilginç sorular geliyor. Milletvekili olmak nasıl bir duygu? Sonuçta tüm ülkenin geleceği sizin elinizde. Vallahi güzel bir duygu, sizlere de tavsiye ederim. Bu dönemde de zaten şu an seçim dönemindeyiz. Herkesin bir dönem kendi memleketine faydalı olmak noktasında milletvekili yapmasını tavsiye ederim. İnşallah da siz de, kim göndermiş bunu? Salih Badalı, bir gün sizin de milletvekili olmanızı arzularız. Gençlere genelde hep şöyle bir tavsiyem olmuştur bugüne kadar. Hangi siyasi parti olursanız olun, mutlaka siyasetin içinde yer alın. Siyaset bu ülkenin geleceğidir. Çünkü biz hayatımızda her şeyi siyaset üzerinden çözeriz. Komşumuz otopark sorunu yaşıyorsak onu diyalogla çözeceğiz. Ki siyaset de tamamen diyalogdur. Hayatında en çok ne yapmak istersin? Bir kişiye dahi ufacık bir fayda dokunan ve onun gözündeki parıltıyı duymak en güzel şeydir. Ama futbol oynamayı çok severim. Efe Çetin, buluşma yapacak mısınız? Yaparsanız hangi şehirde yaparsınız? Anladığım kadarıyla bu YouTuber'ların hayranlarıyla buluşması noktasında. Yani açıkçası ben kendim YouTuber görmüyorum. Siyaset yapıyorum. Asıl işim siyaset. Yani biz milletimizle sürekli olarak buluşuyoruz. Öyle özel bir buluşma gibi bir düşüncemiz şu an için yok. Biraz karıştıralım. Fatih Yasin'im. Evet, kafaları Fatih çıktı. Bildiğim kadarıyla bu arada da yurt dışında ama her seferinde de maşallah her yerden Fatih çıkıyor. Herkes sizden bir yetkiliyle video çekme isteğinde bulunabilir mi? Vallahi siz istediniz, biz de istedik. Bak çektik. Herkes de istese çekebiliriz. Bu sizin birbirinize yaptığınız abartılı, şakalı videolar var. Yani onlardan bana yapmaya kalkışırsanız çekemezsiniz de. Ama belki ben size böyle bir niyette olursam belki onu çekebiliriz. Tabii kendinizi korumanızda da fayda var. Değişik sorular geliyor gerçi. Daha değişik sorular gelsin bakalım. Bir tane daha geldi. Evet. Fiti Happy 35 ile bittiğine göre İzmirli hemşerim. Yani şöyle kullanıcı isimlerini okudum, baktım. Hepsi çok garip isimler. Herkes kendi ismini kullansa ne olur sanki yani. Bir problem yok. Ben okuyamıyorum da yani. Bu makamlara gelene kadar arkanızda destekçiniz oldu mu? Ana ve babanızın üzerindeki emeği nelerdir? Şunu yaptıkları için böyle oldu gibisinden. Evet, çok hoş bir soru. Şöyle söyleyeyim. Benim şahsi hikayeme zaten sosyal medyadan veyahut da internetten ulaşabilirsiniz. İzmir İl Gençlik Kolları Başkanlığı ve daha sonra Milletvekilliği, arkasına Genel Başkan Yardımcılığı. Koordinatör, Genel Koordinatör, Müdür, Genel Müdür, CEO, Semihallah Aliven Hamide. Yani bu görevi yürütüyoruz. Tabii ki hepimizin üzerinde en önemli etkisi olan yer ailedir. Aile içinde yapılan sohbetler, onların bize vermiş oldukları bilgiler, örf, ahlak gerçekten çok çok önemli. Herkesin şöyle düşündüğünü düşünüyorum. Ülkemizde yapılan bütün araştırmalarda bunu görüyoruz. Bütün aileler çocuklarının iyi bir eğitim alması, iyi bir meslek sahibi olmasından ziyade iyi bir insan olmasını istiyorlar. Benim annem babam da benden iyi bir insan olmamı istedi. İyi bir insan olunca zaten gerisi hepsi geliyor arkadaşlar. Onun için biz iyi bir insan olalım. Devam ediyorum. Altlardan bir kağıt alayım. Biraz çokça geldi. Bunların üçünden en sağdakini seçtim. A few moments later. Selin Gezer TR, yani Türkiye Selin Gezer büyük ihtimal. Gayri resmi misiniz? Yerine göre resmi, yerine göre gayri resmiyim. Bizim bir resmi tarafımız var, bir de gayri resmi tarafımız var. Resmi tarafımızı mutlaka televizyonlarda, yaptığımız toplantılarda görüyorsunuz. Gayri resmi tarafımız da var. Hep böyle resmi tarafımızı görüp biz hep öyle algılamayın, öyle düşünmeyin. Ülkeyle ilgili alacağımız kararlar resmiyiz, mecliste resmiyiz.
Ama bunun dışına çıktığımız zaman tabii ki bizim de ciddi anlamda bir gayri resmi hayatımız var. Kordon üzerindeki çimenlerde biz sadece video çekmek için değil, zaman zaman gidip oturup orada çiğdem çitletiyoruz mesela. Neden bütün yenilikler 2000 doğumlar üzerinde deneniyor? Vallahi hiç fikrim yok. Cumhurbaşkanımızın kanalda haberi var mı? Varsa nasıl karşıladılar? Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımızın kanalda haberleri var. Çünkü bu AK Parti Genel Merkezi'nin ARGE birimini yapmış olduğu bir faaliyet. Sizin sorunuz var mı? Evet, çok sorun var. İnşallah bir gün bir araya geliriz, onları size sorarız. Milletvekilinin bir günü nasıl geçiyor? Bir de aday olunduğu zaman parti içinde seçim kimler tarafından yapılıyor? Teşekkür ederim. EMYF10. Evet, milletvekilinin bir gününü çekeceğiz. Ankara'daki bir günü, kendi bölgesindeki bir günü görmüş olacaksınız. Bu ara aday adayları var. Önce temayül, kamuoyu yoklamaları, daha sonra partimizle mülakat ve üst komisyonda bir belirleme süreci oluyor. Milletvekilliği bizim partimizde bu şekilde belirleniyor. Diğer partilerin değişik farklı yöntemleri var. Hangi YouTuber'un milletvekili olması için desteklersiniz? Sizce? Merak ediyorum. Bakalım bunun altında yapılacak yorumlarda hangi YouTuber'un milletvekili olması konusunda en fazla istek olacak. Belki bakarsınız, ona göre değerlendiririz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la video istiyoruz. Evet, çok güzel bir talep. Böyle bir talepler çok. Biz de sürpriz olarak bekleyin diyoruz. Safterun Bayan, milletvekili olup da YouTube hesabını niye açtınız? Video çekmeye vaktiniz oluyor mu? Sizce izliyorsunuz, takip ediyorsunuz. Bu da bir siyasal iletişim yöntemi, bu da bizim bir faaliyetimiz. Ali Ulvi Say, gayri resmi hesabının adının anlamı nedir? Gayri resmi. Kader Ali Cayır, Kültür ve Turizm Bakanımıza video yapalım mı? Çok iyi olur. Efsane video fikrim var fakat resmi iznim yok. Belki gayri resmi yaparız. Instagram'dan yazarsan ben de yardımcı olurum. Sivil halk yanı, bizim gibi insanları meclis içine girdirebilir misiniz? Ömer Hasekiz. Hemen yarın gel, seni meclisi gezdirelim. Evet, devam ediyoruz. Bunları hepsini bitirecek miyiz? Bitirmeyeceğiz. Yani hepsini bitirmemiz mümkün değil. Devlet büyükleriyle, milletvekilleriyle, bakanlarla, özellikle Sayın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile video istiyoruz. Sizin istekleriniz bize yerine getirmek istiyoruz. YouTube'dan ne kadar kazanıyorsunuz? Sizce YouTuber'lık yakın gelecekte bir meslek gibi sayılabilir mi? Daha hiç para kazanmadık. Biz sadece bunu bir iletişim kanalı olarak değerlendiriyoruz. Bakarsanız kazanırsak beraber yemek yeriz. Hiç video çekerken utanma duygunuz oldu mu? Vallahi hiç utanmadım yani. Yanlış bir şey olduğu kanaatleri değilim açıkçası. Evet, son 3 olarak arkadaşlar. Son 3 olarak çekiyorum. Başka hangi YouTuber'larla video çekeceksiniz? Biz YouTuber'ları seçmekten ziyade konuyu belirliyoruz. Konuya göre YouTuber bakıyoruz. Dolayısıyla burada konulara göre başka YouTuber'lar mutlaka video çekimimiz olacaktır. Veya sizin bir talebiniz varsa Instagram altına yazarsanız memnun olurum. Halk ile video çekecek misiniz? Mesela ben de. Yani bütün videolarımızda halk mutlaka var. Yani YouTuber'lar da halk ama biz de halkız. Dolayısıyla biz de mesela oy veriyoruz. Oy verdiğimiz için biz de milletiz. Magazin Tüp. Bazen görüyorum, çok da görüyorum. Ne yaparsak yapalım, adımızı atsak hemen haber yapıyoruz. Bakıyorum haber kanalları çok gelişmiş vaziyette. Çok iyi olduğunu söyleyebilirim. Cumhurbaşkanı'na video çekecek misiniz? Yani çok talep olduğunu farkındayım. Çokça soru var. Magazin Tüp da bunu istiyor. Aslında Magazin Tüp bu konuda önce haber olmak istiyor aslında herhalde. Sadece sana şunu söyleyeyim. Video çektiğimde ilk haber sana vereceğim. Şöyle iyice bir karıştıralım. Evet, yine aynı soru. Cumhurbaşkanı Başbakanı'na bir video gelir mi? Bu da bir sürpriz olarak kalsın. Evet, son soru alıyorum arkadaşlar. Son soru biraz ıslak geldi. Mert Özsoy. Gayri resmi hesabı kurmak kimin aklına geldi? Kaç kişilik ekipsiniz? Murat gel. Gel şuraya. Sonra sen de gel. Ahmet sen de şuradan gel. Ya gelin oğlum, Murat da gelsin. Madem böyle bir şey geldi, bak çok güzel. Bence süper şey geldi ya. Yani bunların yanında birkaç arkadaş daha var. Bu videoyu bunlarla çektiğimiz için bunları buraya çağırdım. İşte ekip hemen bu kadar. Murat, Mustafa ve Ahmet. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Geçin artık yerinize. Sizin yeriniz burası değil. Bağırma lan milletin içinde! Gördüğünüz gibi daha çok soru var. Birçok şey cevaplamış olmamıza rağmen çokça soru var. İçlerinden çektik, bir kısmını cevapladık. Eğer bu video serisini beğenecek olursanız hem bunlara devam ederiz hem de yeni gelecek sorulara cevap veririz. Bu alttan bir yere tıklayınca abone olun demiş. Buralardan bir abone olmanızda fayda var. Herkese iyi günler diliyorum.